Merhaba arkadaşlar, ben Gülsem. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizler bugün patlıcan reçeli yapıyoruz. Patlıcan reçelimizde... Abla gel otur. Patlıcan reçelimiz... Patlıcanımızı soyuyoruz biz. Küçük, şöyle küçük patlıcanlardan yapıyoruz. Patlıcanları soyuyoruz. Ve baş kısmına... Şimdi göstereceğim. Şimdi ablam... yapsın. Küçük bir şöyle ufak kesik. Bir T harfi gibi yapıp çatalla da şöyle bir iki yerinden delik açıp şerbetini güzel alsın diye. Ve suyun içerisine koyuyoruz. Bu suda bir şey var mı? Tuzlu su. Azısı falan olursa onları alsın diye. Küçük ya çok. Evet. Bilmiyorum. Bahçemizden de olmadığı için bilmiyorum. Aynen. Sonra eniştem demiş. Getirmiş. Allah razı olsun. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Abla bak. Şöyle. Çok hafif. Evet. Tamam. Patlıcanlar küçük olacak. Sergi ablamın yanına da bir sıkılabilirsin. Abla. Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk beyam. Telefon işini hallettim. İyi hadi doğru. Kolay gelsin. Adam gelip orada bekleyecek. Ayıp. Evet, bizim elemanlar iş başında. Evet. Bugün... Evet oğlum çalışıyoruz. sen söylersen ben de söyleyeyim. Biraz geç kaldım. Özür dilerim ama estağfurullah. Telafi ederim. Bir dahaki ne olmasın ama. Tamam, merci. Sevgi. Herkese merhaba bu arada. Hmm. Sizlere de merhaba. Merhaba. Sana. Hoş geldin. Güzel insanlarla. Hepsi bu kadar olsun. Ne kadar güzel. Bir arada oluyoruz. Hani ölçüsünü söyle bakalım ne kadar. Çok güzeldi. Bu çok hoşuma gitti. Şu kadar küçük değil mi? Gibi. Hemen bir at ağzına evet. Ama. Öylesini bulmak zor yine. Bahçen Allah olacak. Oradan razı olsun enişten. Evet eniştenden Allah razı olsun. Ne güzel bulmuş. Bulamazdık bunu. Evet, bugün patlıcan reçeli yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Biz seviyoruz. Biz ölçüleri size vermeye çalışacağız. Umarım herkes yapıp yiyebilir. Sen bunu bir kaşıkla karıştır veya çatalla. Tuz mu içinde var onun? Hmm. İkisine de. Evet. Ben dedim ya adısı falan olursa. Evet. Tuz alsın onu. Evet. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Olacak. Hayırlısı. Az yani. Kaldı. Allah az kaldı. Az kaldı. Yemek amin. Bilmem. Alışkanlıklardan vazgeçilmiyor bazen. Yok. Eniştemden Allah razı olsun değil mi? Amin. Tabii canım. Evet. Biz nereden bulacaktık bahçeden? Hiç. Sağ olsun. Enişten. Leyla ablamdan, eniştemden amin. Allah bin kere amin. Razı olsun. Arkadaşlar var gitti onlardan. Bak, tabii. Bazı insanlar bizim o tarafta olmayıp da buralardan olan bazı insanlar bir şekilde duymuş oluyorlar bu patlıcan reçelini. Ama bazıları Allah Allah patlıcandan da tatlı mı olurmuş, reçel mi olurmuş diye şaşkın oluyor. Veriyoruz, yiyorlar. Muhteşem diyorlar. Şimdi onlar yemedikler için mahzun evet. Edilemezler. Yiyince hem çok hoşlarına gidiyor hem de şaşkınlıkları bir kat daha artıyor. Lokum gibi ağızda dağılıyor. Bakalım yarın arkadaşıma da götüreyim. Arkadaşımın bir site kurduğu, oraya gideceğiz inşallah. İnşallah çekip de sizlerle de paylaşacağız. İnşallah. O zaman arkadaşıma da götüreceğim bundan. Hayırlısı. İnşallah hayırlısı olsun. Soyma işlemi bitsin. Diğer işlemlere geçeceğiz. Vamos.
Evet. Soyma işlemi bitti. Şimdiki işlem ne? Şimdiki işlem şerbetli suyunu koyacağım. Tamam. Ateşi. Şimdi şerbetli suyunu ateşe koyacağız. Şerbetlik suyunu. Arkadaşlar, şimdi şerbetini hazırlıyoruz. Arkadaşlar, biz rahmetli annemden öğrendiğimiz şeyi uyguluyoruz. 27-28 tane patlıcan 1 kilo oluyor. Ve onun da karşılığında 1 litre su, 1 kilo şeker konuluyor. Şimdi biz öyle yapacağız. Suyunu koyduk. 2,5 kilo kadar şey var, patlıcan var. 2,5 litre su koyduk. Şimdi şekerini koyacağız. Biz şekeri fazla aldığımız için şimdi bardakla ölçeceğiz. Kavanoza dolduruyoruz. Toz şekeri. Bir bardağın zaten 200 gram oluyor. Arkadaşlar, bunun içerisine limon katıyoruz. Bol bol limon. Yani kaç tane katacağımızı bilmiyorum ama şu anda ablam doğuruyor. 4 tane mi 5 tane mi limon var? Göz kararı. Göz kararı, evet. Göz kararı. Ama içindeki limon da yenilmeye değer bir lezzet oluyor. Çok güzel oluyor. Limon reçeli gibi. Aynen öyle. Çok nefis oluyor. Şöyle ince ince doğruyor. Eline, emeğine sağlık ablacığım. Kolaylıklar diliyorum. Allah yemek nasip etsin. Amin. Herkese nasip etsin. Amin. Tam mevsimi yapılsın, yenilsin. Her yerde bulunsun. Amin. Amin inşallah. Sağ ol. Arkadaşlar, suyumuz kaynadı. Su kaynayınca tuzlu suyun içerisindeki olan patlıcanları suyunu çok hırpalamadan sıkıp bunun içerisine, suyun içerisine koyuyoruz böyle. Bir şey daha, ben size yanlış bilgi vermek istemiyorum. 1 kiloya 1 kilo şeker demiştim. Öyle. Ama bizim ölçümüzü tam bilmiyoruz kilo olarak. Çünkü ölçmek. Neden diyorsan, büyüklü küçüklü. Hani bir ayarda değil bizim patlıcanlar. Allah rahmet etsin annem, aynı ayardaki patlıcanlar üzerine ölçüyü vermişti. Bahçeniz olur, oradan toplarsınız. Hepsini aynı ölçülerde toplarsınız. Bizimki irili ufaklı olduğu için tam ölçü bilmiyoruz. Şimdi bunun kilosunu da bizim evde tartımız yok. Yani mutfakta tartımız olmadığı için tartamadık. Sayıyla 2,5 kilo. Göz kararı, evet. Sayıya vurarsa 2,5. 2,5 kilo sayıya vurursak biz ne kadar kattık? Şekerini mi? Evet. Ben 2 kilo kattım. Hani tam ayarını bilemeyiz diye. Sonra ölçülü gideceğiz. Hı hı. Sizler damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi normal ayarı hangisidir? Mesela budur. Şöyle normal ayarı budur. Küçük. Küçük. Ama bizim mesela bu büyüklükte de var. Daha irileri var. Yani daha da iri var. Evet. Ölçüyü tam bilemedik. Yanlış olmasın. Evet. Ah bu. Limonunu katıyoruz. 5 tane limon doğradık biz. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 2 tane, 3 tane, 1 tane ne doğrarsanız hiç fark etmez. 10 tane bile doğrayabilirsiniz zevkinize göre. Limon içinde çok güzel oluyor. O yüzden biz 5 tane doğradık. Ha, bu arada unutmadan tenceremizi değiştirdik. Geniş tencere. Daha geniş yayvan tencereye koyduk. Çünkü öbür kazanımız yüksekte olmuyordu. Bunda
Bu daha geniş bir kazan, daha büyük bir kazan olduğu için buna koyduk. Bu daha rahat. Arkadaşlar, üzerinde oluşan şöyle beyaz beyaz köpükler var. Onları kaşıkla alıyoruz. Almazsak o kötü oluyor çünkü. Ara ara almamız lazım. Evet. Ben de onu biraz aldım. Hı hı. Şöyle az az alıyoruz. Biraz önce ablam almış. Onu ben çekemedim. Şöyle. Şurada tabağa koyuyor. Çok fazla yanaşamıyorum. Buhar çünkü kamerayı mahvediyor. Yani birine şu ara ara kefini alsınlar. Biz buna kef diyoruz. Üzerine tosunun o beyaz şeyleri alsınlar. Evet. Hoş durmuyor. Tamam. Hafif. Karıştırmıyoruz değil mi? Üzerinden hafif bastırıyorum. Ezilir. Hafif hafif şöyle bir bastırıyoruz o zaman. Evet arkadaşlar, pişti. Çok da güzel oldu, tadına baktım ben. Şimdi tekrar ölçü verelim biz size Necdet abla. Tarife göre. Annemin verdiği tarife göre yapıyoruz değil mi? Allah rahmet eylesin annemi. Şimdi hepsi aynı boyda olması lazım. Biz bulamadığımız için Allah razı olsun enişten bahçeden bulmuş, toplamış irili ufaklı. Belli bir boy olacak. Demin göstermiştik. Mesela şu boylar. Küçük boy. Tabii. Şu boylar daha güzel 27 oluyor. Tanesi 1 kilo olur. 1 kiloya 1 litre su, 1 kilo şeker. Hı hı. Limon? Limon kendine bağlı. Belki biz 5 tane bu 2,5 kilo patlıcana 5 tane kattık. 6 da olur, 7 de olur. Ne kadar katarsan o kadar daha lezzetli olur. 2 de olur, 3 de olur. Tabii canım, elinde ne tamam. varsa. Biz seviyoruz onu. Ara ara köpüklerini alıyoruz. Aldık evet, ama işte tam yetişemedim. Biraz kaldı olsun. Ben bunu doldururken düzelir bu. Hı hı. Bire bir yani. Tamam. 1 kilo patlıcana 1 litre su, 1 kilo şeker koydum. Tamam. Zaten renginden belli oluyor. Patlıcanlar içine alıyor bunu. Hı hı. Pörsümüş. Renkleri değişmiş. Şöyle değişti. Çok tabii. güzel oldu ama ben yedim. Harika olmuş, harika. Eline emeğine sağlık Necdet abla. Allah ağız tadı çok teşekkür versin. Ediyorum. Allah herkese yapıp yemek nasip amin. Etsin. Amin. Evet arkadaşlar, sonuç bu. Bizleri izlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Yapacak ve yiyecek olanlara afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz.